Herkese merhabalar. Beşinci videomuzla sizlerle birlikteyiz. Öncelikle tabii önceki videolarla ilgili bir teşekkür etmek istiyorum. Çünkü videoların altındaki yorumları hepsini ayrı ayrı okuyoruz. Çok güzel yorumlar var. O yüzden teşekkür ederiz. Bu videoları çekmekteki amacımız elbette birçok farklı fakültesindeki öğrenciye veya meslektaşlarımıza ulaşabilmek. Bu amacın hasıl olduğunu görünce de ziyadesiyle mutlu oluyoruz. Öncelikle bunun için teşekkür ederim. Bugün sizlerle birlikte poliçe konusunu işleyeceğiz. Poliçenin tabii hepsini işlememiz elbette bir ders içerisinde mümkün değil. Poliçeye genel bir giriş yapacağız. Ardından da poliçenin unsurlarından sadece zorunlu unsurları bugün yapmaya çalışacağız. Bir sonraki videomuzda da poliçenin diğer unsurlarından devam edeceğiz. Şimdi poliçe dediğimiz şey, ben buraya şöyle bir kabataslak bir bu ilişkiyi çizmeye çalıştım. Böyle paint tag olarak burada işte izah etmeye çalıştım. Şöyle üçlü bir ilişkidir aslında. Bu üçlü ilişkinin bir tarafı düzenleyen, bir tarafı muhatap, diğer tarafı da lehtardır. Yani klasik anlamda bir alım-satım ilişkisi olduğunu düşünün. Ben gidip hep aynı önüne veriyorum belki ama bir buzdolabı aldığım zaman alıcı olarak satıcıya diyorum ki işte size 3000 lira bedelli bir senet yapalım. Ama bu senet şöyle olsun, ben direkt size 3000 lira ödemeyeyim de benim de Ahmet'ten 3000 lira alacağım var. Siz gidip benim Ahmet'ten olan 3000 lira alacağımı siz tahsil edin. Satıcı da diyecek ki haliyle, şimdi ben Ahmet'e git desem, işte Murat Hoca'nın sizden 3000 TL bir alacağı varmış. Onu buzdolabı borcuna mahsulen bana verin, beni kovalar. Ben ne diyeceğim o zaman? Tamam, o zaman şöyle yapalım. Ben size bir senet vereyim, bir poliçe vereyim. İşte bu poliçe sayesinde hem ben size olan borcundan kurtulmuş olayım, hem de siz buna dayanarak muhataptan bir talep hakkınız olsun. Yani ne için bana geldin denildiği zaman diyebilin ki bakın elimde bir poliçe var. Düzenleyen Muratcan Atakan. Lehtarı benim. Dolayısıyla bu parayı ben sizden tahsil edeceğim. Şimdi burada üçlü bir ilişkinin varlığı söz konusu. Görüldüğü gibi düzenleyenle muhatap arasında bir karşılıklı bir provizyon deniyor buna, ilişkisi var. Lehtarla muhatap arasında ise bir havale ilişkisi ya da bir ödeme ilişkisi vardır. Düzenleyenle lehtar ya da hani alttaki ilişki, alıcı-satıcı bir temel ilişkide bir satış sözleşmesi var. Bu ikisi arasında ise bir bedel ilişkisi var. Dolayısıyla şöyle bir durum görüyoruz. Mesela düzenlenen lehte arasında iki tane çizgi çizdim görüldüğü gibi. O iki çizginin amacı bir tanesinde temel ilişkinin olması. Yani ilk harcayan dışarıda duran ilişki, dışarıda duran çizgi temel ilişkiyi ifade ediyor. Yani bir satış sözleşmesini verdiğimiz örnekteki. Diğer çizgi ise düzenlenen lehte arasındaki kambiyo ilişkisini, ki burada bir poliçe söz konusu, poliçeyi ifade ediyor. Şimdi poliçe tabii Türk Ticaret Kanunu'na daha önce de bahsettik, bir önceki videomuzda da ifade etmiştik. 671 ila 775. maddeler arasında çok detaylıca düzenleniyor. Sebebini söylediğimiz gibi İsviçre'den aldık biz bu kanunu, Türkçeleştirdik. Dolayısıyla orada çok yaygın bir kullanımı vardı. Biz de çok yaygın kullanımı olduğu için çok detaylıca düzenlenmişti. Biz de tabii onlardan alınca benzer şekilde detaylıca kanunumuzu düzenlemiş olduk ama aslında uygulaması bizde o kadar fazla değildir. Bizde bononun ya da çekin daha fazla uygulaması var. Dolayısıyla biz de onlar gibi detaylıca düzenledik. Bono bahsine geldiğimiz zamansa genelde yollamalar yaparak, atıflar yaparak bono bahsini düzenlemiş olduk. Şimdi poliçe bu kadar detaylı düzenlenmesine rağmen, yani yaklaşık görüleceği gibi 100 civarında maddede düzenlenmesine rağmen herhangi bir tanımı bulunmuyor. Dolayısıyla da biz unsurlarına ilişkin maddeden bir çıkarımda
bulunuyoruz. Belirli bir bedelin ödenmesi hususunda kayıtsız ve şartsız havaleyi içeriyoruz. Görüldüğü gibi yani havale kelimesi haricinde aslında diğer kambiyo senetlerinde de benzer bir tanım yapılabilir. Yani belirli bir bedel kayıtsız ve şartsız ödenecek. Buradaki havale meselesi belki olayı biraz değiştiriyor ama yine unsurların tek tek yaptığımız zaman zaten poliçeyi biz kafamızda biraz daha net oturtabileceğiz. Şimdi burada merak edilen bir diğer nokta ise şu. Biz borçluluk hukukundan şöyle bir temel ilke öğrendik. Sözleşmelerin nispiliği. Şimdi bu ne demektir? Bir sözleşme yapıldığı zaman bu sözleşme sadece taraflarını bağlar. Yani ben alacaklıyım, siz de borçlusunuz. Dolayısıyla benim ve sizin aranızda bir alacak borç ilişkisi var. Ancak bu sözleşmenin üçüncü kişileri etkilemesi temel olarak, kural olarak mümkün değildir. Bizi bağlar. Yani bizim aramızda yapacağımız bir sözleşmeyle üçüncü bir kişiyi bu anlamda sorumluluk altına sokmamız, onu borçlu kılmamız mümkün değil ama bu mesela poliçe sanki bunun istisnalarından biri gibi duruyor. Neden? Çünkü bir muhataptan parayı tahsil ediyoruz. Yani bizzat bizim az önceki verdiğimiz o üçlü ilişkiyi hatırlayalım. Satıcı bizzat gidip benden değil de muhataptan parayı tahsil etme yoluna gidiyor. Peki bu sözleşmelerin nispi ilkesiyle çelişmiyor mu? Aslında tam olarak değil. Neden? Çünkü muhatabın da bu üçlü ilişkinin tarafı olmayı kabul etmesi gerekiyor. Yani biz şunu yapmıyoruz. Poliçeyi yazdığım anda artık bu poliçedeki işte ne kadarsa bedel, bu bedeli ödeme yükümlülüğü muhatabın üzerinde değildir. Ne zaman muhatabın üzerinde olur? Muhatap da bu üçlü ilişkinin tarafı olmayı kabul ederse. Demek ki burada kabul şartının varlığını unutmamak gerekiyor. Muhatap poliçenin ancak kabul ederse tarafı olabilir. Dolayısıyla bu nedenle de sözleşmelerin nispili ilkesi, hani borçluluk hukukunda hatırlayacağımız temel ilkeye de bir halel gelmemiş oluyor. Senedini bulunduran meşru hamilimiz. Senette imzası bulunan herkese başvurup gidip poliçe bedelini tahsil edebilir. Yani elbette burada ilk gideceği kişi muhataptır. Kabul ederse muhatap sözleşmenin tarafı, poliçenin tarafı olur. Bu bedeli ödeme yükümlülüğü kendisindedir bu durumda. Ancak onun haricinde senede elini bulunduran meşru hamile düzenliğine gidebilir. Varsa cirantalara gidebilir. Varsa avaliste gidebilir. Dolayısıyla senet üzerinde imzası bulunan herkese başvurabilir. O yüzden de biz buna başvuru hakkı ya da müracaat hakkı diyoruz ki bunu da ileriki konularımızda göreceğiz. Muhataba ibraz ettik senedi ve muhatap bunu diyelim ki kabul etti. Yani evet ödemeyi demiyorum. Yani bu üçlü ilişkinin tarafı olmayı kabul etti. Tamam ben bu senedi biliyorum doğru benim de Muratcan Atakan'a bir işte 3.000 lira borcum vardı onu ödeyeceğimi o zaman ben size ödeyeyim bu parayı dedi. Ve bu senedi kabul etti ödemeyi henüz gerçekleştirmedi belki de ödemeyecek bilmiyoruz ama bu senedin bu poliçenin tarafı olmayı üçlü ilişkinin tarafı olmayı diyelim ki kabul etti. Bu durumda artık muhatap asıl borçlu haline gelecektir. Bu anlamda kabul beyanında bulunması bağımsız ve soyut bir kambiyo taahhüdü olarak kabul edilir. Poliçemiz muhatap tarafından kabul edildikten sonra düzenleyen de muhataba karşı talep hakkını zaten sonra sahip oluyor. Çünkü düzenleyen yani örneğimize bendim. Ne diyebiliyorum? Artık sen bunu kabul etmiştin. Kabul etmene rağmen artık ödemiyorsan benim de senden bir takım taleplerim olacaktır. Şimdi 698'e 2 diyor ki Ticaret Kanunu ödememe halinde hamil düzenleyen dahi olsa poliçeden dolayı istenebilecek her şeyi kabul edenden doğrudan doğruya isteme hakkını haizdir. Demek ki kabul ettikten sonra benim de bir takım taleplerim olacak. Toparlarsak
Poliçemiz dolanım yeteneğine, tedavül yeteneğine sahiptir. Başvurma hakkı ile donatılmıştır. Kabul bakımından özel düzenlemeye tabidir. Ve bunların hepsini içeren bir aslında havale ilişkisidir. Şimdi bu kadar tanım yaptık ama halen böyle havada kalmış olabilir. Gerçi verdiğimiz örnekten hareketle biraz daha kafanızda oturmuştur diye düşünüyorum ama şimdi poliçenin unsurlarından bahsedip bir de size canlı canlı bir poliçe örneği gösterince daha da net kafanızda oturacaktır diye düşünüyorum. Şimdi poliçenin unsurları 671. maddede yazıyor. Birinci fıkrasında henüz poliçenin hangi kayıtları içermesi gerektiği tek tek kanun koyucu tarafından sıralanmış. Böyle baktığınız zaman aslında basit işte, ne güzel, kanun koyucu bütün unsurları tek tek yazmış ve dolayısıyla bunların olması halinde senedimiz geçerli, olmaması halinde geçersizdir gibi bir kanıya, yanlış kanıya varabiliriz. Çünkü buradaki yazan unsurların hepsi zorunlu unsurlar değildir. Bunların bazıları alternatif zorunlu unsurlar, bazıları ihtiyari unsurlar. Dolayısıyla buradaki unsurları okuyacağız şimdi maddeden. Ancak daha sonrasında buradakilerin hepsini tek tek ayrı ayrı inceleyeceğiz. Şimdi 671 diyor ki poliçe. Senet metninde poliçe kelimesini, senet Türkçeden başka bir dille yazılmışsa o dilde poliçe karşılığı olarak kullanılan kelimeyi içermesi gerekiyor. B. Belirli bir bedelin ödenmesi hususunda kayıtsız şartsız havaleyi. C. Ödeyecek olan kişinin, yani muhatabın, adını. D. Vadeyi. E. Ödeme yerini. F. Kime veya kimin emrine ödenecek ise onun adını. G. Düzenlenme tarihini ve yerini. H. Düzenleyenin imzasını içerir. Birçok unsuru bir arada barındırması gerekiyor. Öyle poliçe herkesin rahatlıkla ya da kambiyo setleri de genel olarak öyledir tabii. Doldurabileceği, düzenleyebileceği bir kıymetli evrak değil. Şimdi ben bunu bazen derslerde anlatırken hep şöyle söyleniyor. Biraz da unsurları görünce de göreceğiz. İşte şu eksikse senet geçersiz, bu eksikse senet geçersizdir falan diyoruz. Hocam diyorlar ya, çok ağır değil mi? Yani ufacık bir şeyi unutuyorsunuz orada. Senede geçersiz sayıyorsunuz. Yani hep söylüyorum, tekrar söyleyeyim burada da. Poliçe ya da bir bono ya da bir çek yoluyla ticari hayatta var olmak zorunda değiliz. Yani bunları bilmiyorsak biz de gider kredi kartıyla ödememizi yaparız. Nakit parayla ödememizi yaparız. Yani herkesin bono, herkesin poliçe çek düzenlediği bir sistemi kabul etmek durumunda değiliz. Bunlar özel senetlerdir. Özel ödeme araçlarıdır. Dolayısıyla bunu bilip ona göre kullanmak gerekiyor. Hele ki bir tacirseniz ki zaten muhtemelen bir kambiyo senedi kullanıyorsanız kuvvetle muhtemel bir tacirsinizdir. Bunları biliyor olmanız lazım ki temelde zaten biz basiretli iş adamı gibi olmasından bahsediyorduk ya tacirin. Oradan bile hareket etseniz bunları bilmeniz gerektiğini vurgulamamız gerekiyor. Şimdi bunları içeren, yani bu poliçenin unsurlarını içeren bir senet örneğini şöyle kabataslak gösterebiliriz. Bilmiyorum görünüyor mu? Şu videomu ben biraz daha kendi görüntümü küçültmeye çalışayım. Evet. Şimdi burada görüldüğü gibi bir kitaptan, İsmail Kayar Hoca'nın kitabından aldığım bir ekran görüntüsü bu. Kitabında hocanın vardı. Şimdi poliçede gördüğünüz gibi bir işte az önce saydığımız unsurların hepsini içeren bir poliçe bu. Vadesi var, işte ne kadar bir bedel olduğu yazıyor, düzenlenme yeri, tarihi, kime ödenecek, nerede ödenecek, ne kadar ödenecek, muhatap kim, adresi ne, düzenleyen kim, imzası, onun adresi. Yani bütün unsurları içeren bir poliçe. Poliçe kabataslak böyledir. Tabii uygulamada bunlar böyle genellikle. Kimsenin elle yazdığı
senetler olmuyor. Bunlar gidip böyle kırtasiyeden vesaire makbul şekilde satın aldığınız kambiyo senetleri oluyor. Üç aşağı beş yukarı benzer şekilde hepsi düzenlenmiş oluyor. Siz yani tam olarak şu üstteki örnekteki gibi yani sadece boşlukların olduğu yerler var. Siz sadece boşlukları dolduruyorsunuz. Dolayısıyla yani baştan böyle bir poliçeyi kaleme almıyorsunuz. Ama bunu da yapabilirsiniz. Yani bunun önünde bir engel yok elbette. Yani kendiniz bilgisayarda Word programını açtınız. Böyle bir şey yazdınız. Yazıcıdan çıktı aldınız, imzaladınız. Geçerlidir. Yani çek gibi değil. Mesela çek bahsine gelince göreceğiz. Orada banka göndermesi lazım. Mesela bankanın basması lazım. Ama bir bonoda ya da bir poliçede buna böyle bir zorunluluk yok. Göründüğü gibi poliçe kabataslak ekrandaki gibi oluşturulabilir. Şimdi unsurlarını tek tek göreceğiz. Ama onun öncesinde şunu tekrar vurgulamak gerekiyor. Bu saydığımız unsurlar, az önce okuduğumuz unsurlar üç kategori içerisinde değerlendirilecek. Bunlardan birincisi zorunlu unsurlar, daha sonra alternatif zorunlu unsurlar ve son olarak da ihtiyari unsurlar, daha doğrusu ihtiyari unsur demek gerekiyor. Bir tanedir zaten. Geliyor. Şimdi zorunlu unsurlarla başlayalım. Zorunlu unsurlar bir defa ilk 671.1a'da ne diyordu? Hatırlayalım tekrardan. Senet metninde poliçe kelimesini senet Türkçeden başka bir dille yazılmışsa o dilde poliçe karşılığı olarak kullanılan kelimeyi. Yani hangi dilde yazmışsanız o dilde poliçe kelimesinin muhakkak senet metnine geçmesi gerekiyor. Eğer biz senet metnine poliçe kelimesini yazmıyorsak artık elimizde bir poliçenin varlığından bahsedemeyiz. Elimizdeki sadece bir emre yazılı havaledir. Dolayısıyla bakın o kadar katı kuralları var ki iş bu poliçe karşılığında diye başlamazsanız cümle, poliçe kelimesi geçmezse elinizdeki senedin poliçe olduğundan bile bahsedemiyoruz. Artık elimizde emre yazılı bir havale vardır. Dolayısıyla burada son derece dikkat edilmesi gerekiyor. Ama emre yazılı havale varsa, diyelim ki ya unuttuk ve poliçeyi yazmıyor, emre yazılı bir havale varsa, emre yazılı havale bu da kabul için ibraz edilir. Yani yine muhataba götürüyorsunuz ve havale olunan tarafından da eğer isterse kabul edilebilir. Bu da mümkündür. Diyelim ki kabul etti. Bu durumda tıpkı poliçenin kabul hükmünde gibidir. Ha yok kabul etmedi artık hamil senedi elinde bulunduran kişi başvurma haklarını kaybeder. Kullanamaz. Neydi başvurma hakları? Az önce de söylemiştik. Senedi elinde bulunduran kişinin düzenleyene, cirantalara, işte varsa avaliste başvurma imkanı demektir. Bunları biz yitirmiş olacağız. İkinci unsurumuz belirli bir zorunlu unsur olarak hep söylüyorum. Belirli bir bedelin kayıtsız ve şartsız havalesi. Şimdi bu kayıtsız ve şartsız meselesi aslında baktığınız zaman kambiyo senetlerinin tamamında tabii ki vardır. Dolayısıyla burada herhangi bir kayıt şart yani temel ilişkiye dayalı bir kayıt veya şartın olmaması lazım. Örnek ne vermiştik? İşte klasik örnek oldu artık. Ben buzdolabı satın alıyorum 3.000 liraya. Ve diyelim ki senede şöyle yazıyorum. Buzdolabının teslim edilmesi şartıyla, buzdolabının çalışır vaziyette teslim edilmesi şartıyla, buzdolabının çalışır olması şartıyla vesaire herhangi bir şey. Yani temel ilişkiye atıf yapar. Temel ilişkiye yollama yapar. Orayı vurgulayarak bir kambiyo senedi düzenlersem bu artık benim kambiyo senedi vasfımı yitirmesine sebep olacaktır. Dolayısıyla benim burada birincisi bir şart koşmam lazım. İkincisi poliçede yazacak havalenin mutlaka bir miktar para olması lazım. Yani buzdolabını gönderiniz ve buzdolabını teslim ediniz gibi bir poliçe olmaz. Ne olur? 3.000 TL'yi ödeyiniz gibi bir kayıt olur. Dolayısıyla bir miktar para olması lazım. Bu miktar paranın da Türk lirası ya da yabancı para cinsinden olması mümkündür ama para haricinde herhangi bir şeyin poliçeye konu olması söz konusu değildir. Bu durumda elimizdeki poliçe olmaz. Diyelim ki bir para yazdık. Türk lirası olarak yazdık ki çok uygulamada tabii genellikle Türk lirası olarak yazılır. Ama onun haricinde Amerikan doları ya da işte Euro cinsinden de yazıldığına şahit oluyoruz. Diyelim ki Türk lirası yazarsak bir problem yok da. Diyelim ki yabancı para cinsinden yazdık.
bir sıkıntı olur mu? Elbette olmaz ama problem şurada doğabilir. Biliyorsunuz özellikle şu yakın zamanda çok maalesef acı şekilde tecrübe ettik. Kurlar çok hızlı yükseldi. Şimdi bu gibi durumlarda kurun hızlı yükselişi tabii akıllara şu soruyu da getiriyor. Acaba hangi tarihteki kur üzerinden bazen gün içerisinde bile kur değişebiliyor. Yani siz sabah 1000 doların sabah karşılığı ile akşamki karşılığı farklı olabiliyor. Dolayısıyla acaba nasıl ödeyeceğiz biz bunu? Şimdi eğer aynen ödeme kaydı varsa poliçemiz üzerinde, yani açıkça aynen ödenmesi 10 bin doların 10 bin dolar, 10 bin euro'nun 10 bin euro olarak ödenmesi yazıyorsa, bu durumda bizim bu senetteki bedeli aynen, yani euro ise euro, dolarsa dolar olarak ödememiz gerekecek. Yok böyle bir husus yazmıyorsa bizim ödeme gündeki Türk Lirası kurundan da bunu çevirerek, Türk Lirası'nı çevirerek ödeme imkanımız vardır. Poliçe tutarının tabii kesin olması gerekiyor dedik. Şöyle bir kayıt, mesela 10.000 TL veya 1000 euro ödeyiniz gibi bir kayıt poliçeye geçersiz hale getirir. Çünkü bizim tutarımızın kesin olması gerekir. Yani ya 10.000 TL ya 1000 euro. 10.000 TL veya 1000 euro yazdığında bakın bir belirsizlik, bir tutarsızlık oluşur. Çünkü 1000 euronun bugünkü karşılığı şu an kur ne kadar bilmiyorum. 9.500 lira civarında, 9.500 lira civarındadır. Yarın 8 bin lira mı olur, 12 bin lira mı olur bunu bilmiyoruz. Dolayısıyla tutar belirsizleşti. İşte bunu yapamayız. Şöyle sorular geliyor bazen. Ama hocam işte 1000 euronun da karşılığı her zaman belli değil. Evet, ama biz sadece 1000 euro yazdığımız zaman sadece 1000 euro yazarsak şu demektir. Yani aynen ödeme kaydı düştük diyelim. Zaten 1000 euro olarak ödeyecek. Şimdi de 1000 euro olarak ödeyecek. Vadesi 6 ay sonra ise 6 ay sonra da 1000 euro olarak ödeyecek. Dolayısıyla burada bir belirsizlik yok. Ha, şöyle bir soru işareti oluşabilir. Ya, o gün Türk lirasını çevirip ödemeye kalkarsa ne olur? Yine bir sıkıntı yok. Ben aldığım anda bunu hemen illa euro istiyorsam euroya çevirebilirim. Ya da illa euro istiyorduysam aynı ödeme kaydı düşerim. Yine benim için bir problem bu anlamda olmaz. Ama 10.000 TL veya 1000 euro dersek bu bizim açımızdan bir tutarsızlık hali oluşturur. E, 675. madde şöyle diyor. Birinci fıkrasında. Görüldüğünde veya görüldüğünden belirli bir süre sonra ödenmesi şart kılınan bir poliçeye düzenleyen tarafından faiz şartı konulabilir. Şimdi bakın bedeli mesela ben 10.000 TL olarak belirlemişim. Dolayısıyla bana diyor ki kanun koyucu, eğer diyor vadesi, ki vadeyi birazdan göreceğiz, daha doğrusu bir sonraki dersimizde göreceğiz ama kabaca söyleyeyim, yani bazen vade kesin olabileceği gibi, yani bir vade tarihi işte 11, 12, 2020 gibi kesin bir vade olabileceği gibi bazen de hiç vade kısmında bir şey yazmaz. Gösterdiğiniz anda ödemek durumunda kalır. İşte görüldüğünde ödenecek vade. Eğer böyle bir vade varsa diyor, yani görüldüğünde ya da görüldükten belli süre sonra, yani görüldükten 45 gün sonra ödeyiniz gibi diyelim bir vademiz var. Bu gibi durumlarda diyor poliçeye faiz şartı koyulabilir diyor. Şimdi bu bizim açımızdan şöyle bir soru işareti oluşturuyor kafamızda. Hocam hani bedellilik ilkesi vardı. Ben şimdi ne kadar ödeyeceğimi bilmiyorum ki. Neden? Şundan dolayı 10.000 TL ödeyeceğim o cepte de, ama ne kadarlık faiz ödeyeceğim? Yani 10.000 liraya ne kadar faiz binecek? 11.000 lira mı ödeyeceğim? 13.000 lira mı ödeyeceğim? 12.000 lira mı ödeyeceğim? Belli değil. Dolayısıyla burada bir sanki problem var gibi duruyor. Şimdi kanun koyucu kesin vade olan durumlarda bunun önüne geçmiş. Demiş ki kesin vaden var mı? Var. Diyelim ki işte az önce verdiğim örnek gibi 11, 12, 2020. O zaman diyor zaten vaden belli. Bugün hiç hangi günde olduğunu da belli. Ne kadar var bu tarihe? İşte 5 ay, 3 ay, 15 gün ne kadarsa.
O kadarlık süredeki faizi hesapla, ana paraya yedir, senede yaz. Yani şöyle, diyelim ki 11-12-2020'ye bir ay var, atıyorum. Bir aylık faiz ne kadar? Diyelim ki 500 TL. Peki, diyor ki o zaman seni de şöyle yaz. 10.500 TL. Dolayısıyla faiz şartını koymamış olursun. Ve senet de belirli olmuş olur. Neden? Çünkü benim ne zaman ödeyeceğim belli. O zamana kadar işleyecek faiz belli. Dolayısıyla parayı, o ana paramızı ana paramızı faizi yedir. Tek bir bedel yaz. Konuyu kapat. Ama ortada bir görüldüğüne de görüldükten belirli süre sonra ödenecek bir senet varsa evet bu biraz bedelin belirlilik ilkesini aslında zedeliyor. Yıkmıyor, ortadan kaldırmıyor ama biraz zedeliyor. Çünkü yani benim bu senedi ne zaman sunabileceğim belli değil. 3 ay sonra mı, 5 ay sonra mı, 15 gün sonra mı? Dolayısıyla bu açıdan bir risk vardır. Ama ileride göreceğiz. Yani bu görüldüğünde de görüldükten belirli süre sonra ödenecek senetlerin de böyle 5 sene sonra, 3 sene sonra, 2 sene sonra sunulması da çok mümkün değil. Çünkü kanun koyucu bir sınır koymuş. Orada ilerleyen derslerde göreceğiz. Bir yıllık bir sınır var. Yani aslında alt ve üst limitleri yine de tahmin edebiliyorsunuz en azından. Yani çünkü senedin düzenlenme tarihinden itibaren bir yıl içerisinde örneğin işte görüldüğünde vadeli ise sunmanız gerekecek. Dolayısıyla sizin hani zedeleniyor belli ki kesin ama yine de bir hesaplama yapmanız mümkün. Yani en az ne kadar ödeyeceksiniz? En fazla ne kadar ödeyebilirsiniz? Çünkü maksimum bir yıl içerisinde size sunmak zorunda olduğu için demek ki en fazla bir yıllık faiz binebilir. Ve o faiz oranı ne kadarsa onu ana paraya ekleyip burada hesaplama yapma yoluna gidebilirsiniz. Ama bir zedelenmenin varlığından bahsedebiliriz elbette. Diyelim ki bedel hem yazı hem de rakamla yazılmış. Ki genelde böyle olur zaten. Mesela 10.000 TL diye yazıyla yazmışsınız ama rakamla yazılırken bir sıfır fazla atılmış, 100.000 TL olmuş. Bu gibi durumlarda yazı geçerli bizim için. Yazı veya rakamla birden fazla kez yazılmışsa, yani bir yerde rakamla 10.000, yine metinde bir daha rakamla 100.000 yazmış ya da bir yerde yazıyla 10.000 TL, aşağıda da 100.000 TL diye iki defa yazıyla yazmış. Bu sefer de düşük olan miktar hangisi ise o kabul edilecektir. Ödeyiniz diye biter aslında poliçemiz. Yani muhataba demiş oluyorsunuz. Şu kadar işte 10.000 TL bedeli ödeyiniz. Muhataba diyorsunuz ki bunu sana getiren kişiye bu parayı öde. Ancak bazen şöyle şeylerle de karşılaşabiliyoruz. Ödeyiniz veya işte hesabıma geçiriniz. Şimdi böyle bir alternatifle emir söz konusuysa bu da yine bizim poliçemizi geçersiz hale getirecektir. Bazen poliçenin metninde bedeli nakden alınmıştır, malen alınmıştır, malen ahsolunmuştur gibi ifadeler oluyor. Bu aslında tabii bizim çok özellikle yazdığımız, bulunması gereken unsurlar diye adlandırdığımız şeyler değil ama hani dedim ya genellikle kırtasiyelerden falan bu şekilde alınıyor bu senetler. Orada bu boşluklar yer alıyor. Yani bedeli nokta 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 alınmıştır. Siz oraya işte malen ya da nakden yazıyorsunuz. Bu ne demek? Yani aslında temel ilişkiye bir yollama yapıyorsunuz. Yani ben örneğin işte borç para verdim. Nakden aldım bunun karşılığını. Onun karşılığında bir senet düzenledim. Ya da ne bileyim ben bir mal sattım. Malen bu paranın karşılığını işte aldım gibi temel ilişkiye yollama yaptığınız ifadelerdir bunlar. Ama hani bunlar bizim senedimizin geçersiz hale getirmezler. Herhangi bir işlevi yoktur. Yarın öbür gün başka bir dava konusu olduğu zaman ispat bakımından kullanılabilir bu tarz senetler ama bizim senedimizin geçersizliğini bu anlamda etkilemeyeceğini söyleyebiliriz. Poliçede bulunması gereken bir diğer zorunlu unsurumuz muhatabın adı ve soyadıdır. Eğer gerçek kişiden bahsediyorsak, muhatap bir gerçek kişi ise bu gibi durumlarda muhatabın elbette adı ve soyadının yazılması gerekiyor. Hatta uygulamada bir de TC kimlik numarası vesaire de yazılıyor. Eğer bir tüzel kişi ise, bir şirketse, bir ticaret unvanı veya işte bir kanuni isim adı neyse o yazması gerekiyor. Muhatabın birden fazla kişi olması da söz konusu olabilir.
Bu da mümkündür. Bu durumda hepsinin adı soyadı, ticaret unvanı, kanuni adı neyse bunlar yazılır ama eğer birden fazla kişi ise burada bir sıkıntı şu. Her birinin ayrı ayrı kabulü gerekir ve bir tanesi bile kabul etmezse bu sefer hamilin protesto çekerek başvuru yani müracaat hakkını kullanması. Dolayısıyla işte düzenleyene varsa avaliste varsa cirantalar hepsine başvurma imkanı söz konusudur. Dördüncü unsurumuz, dördüncü zorunlu unsurumuz lehtardır. Bazen lehtar şeklinde de yazılabiliyor. Ama TDK'da sanıyorum lehtar olarak kabul edilmiş. Ben burada lehtar yazdım ama birçok kitapta lehtar şeklinde de görebilirsiniz. Lehtar dediğimiz lehine poliçe düzenlenen alacaklıdır. Yani ben dersin başındaki örneği hatırlayalım. Buzdolabı satın alın. Bir gün bana buzdolabı falan gönderecek birileri bu kadar. Hep aynı örneği veriyorum. Buzdolabım var ama yani hep aynı örnek üzerinden gittiğimiz için artık o dilime yerleşti bu. Bir buzdolabı satışı olmuş. Ben buzdolabını alan ama parayı ödemek zorunda olan borçluydum. Lehtar da işte buradaki o temel ilişkideki buzdolabı satıcısıdır. Parayı alacak olan kişi, alacaklı olan kişidir. Dolayısıyla lehtar alacaklı kişi. Poliçe kimin veya kimin emrine ödenecekse onun adını ihtiva etmesi gerekiyor. Buradaki at ifadesinden tabii biz yine neyi anlayacağız? At ve soyad demektir gerçek kişi bakımından ya da tüzel kişi ise işte yine ünvan ya da kanuni at olması gerekir. Ama burada dikkat edeceğimiz bir husus var. Kambiyo senetlerinin genel özelliklerinden bahsederken ya da kıymetli evrağın devir şekillerinden bahsederken de üzerinde durmuştum, söylemiştim. Bakın lehtar zorunlu bir unsurdur. Zorunlu bir unsur olduğu için poliçemiz ya da aynı şekilde bonomuz da hamiline yazılı düzenlenemez. Hani o dersi anlatırken kural olarak söyledik. İşte, bono veya poliçe hamiline yazılı düzenlenemez. Çek düzenlenebilir. O zaman bir ezber bilgi gibi belki de bazılarınızın kafasına soru işareti uyandı. Ya acaba neden düzenlenemez? Yani çekte düzenlenebiliyor. Burada niye düzenlenemiyor? İşte sebebi bu. Çünkü poliçenin zorunlu unsurları arasında geçiyor. Diyor ki lehtarın adını yazacak diyor. Kanun koyucu açık açık lehtarın adını yaz demesine rağmen siz at yazmazsanız, hamilini yazmaya kalkarsanız bu şekilde geçerli bir poliçenin varlığından bahsedemeyiz. Poliçenin geçerli olabilmesi için mutlaka lehtarın adını yazması lazım. Demek ki hamile yazılı olarak düzenlenemez. Neden bunun bu kadar üzerinde vurguladım? Belki aramızda bilmiyorum hakim savcılık sınavlarından, işte kamu kurumlarının böyle avukatlık sınavları vesaire olabiliyor. Meslek sınavları olabiliyor. Yani tipik bir soru örneğidir aslında. Hep gelir böyle şeyler. Aşağıdakilerden hangisi işte hamile yazılı düzenlenemez ya da düzenlenebilir gibi. Orada bileceğiz ki biz bono veya poliçe hamile yazılı düzenlenemez. Çek düzenlenebilir. Lehtar birden fazla kimse de olabilir. Bu durumda hepsinin birlikte hareket etmesi gerekecektir. Lehtarın ismi elbette bulunuyor senedin üzerinde. Bu bize hep şu yanılgıya sebep oluyor. Böyle sorular geliyor. Hocam işte lehtarın ismi yazıyor. O zaman senet name yazılı hale mi geldi? Name yazılı mıdır? Hayır. Biz senetlerin bu kambiyo senetlerimizin doğuştan emre yazılı olduğunu ancak menfi kayıt düşerek emre yazılı değildir. Ciro edilemez ve benzeri bu manaya gelen kayıtları düşerek name yazılı hale çevirebileceğimizi belirtmiştik ikinci ya da üçüncü dersimizde sanıyorum. Dolayısıyla yani orada lehtarın isminin yazıyor olması onu name yazılı hale getirmeyecektir. Bunlar halen bonomuz, poliçemiz, çekimiz, kambiyo senetlerimiz doğuştan emre yazılıdır. Name yazılı hale getirmek için lehtarın ismini yazmakla alakası yok bu durumu. Orada menfi kayıt düşmek gerekiyor. Lehtarın ismini zaten mecburen yazmak durumundasınız. Yoksa poliçeniz geçerse en zeki senet bir poliçe olmaz. Bir diğer zorunlu unsurumuz düzenlenme tarihidir. Şimdi dersin başındaki örnekte hocam görüldüğünde vade sonuçta vesaire hani vade yazmasanız da olabilir falan demiştiniz. Evet o vade onu karıştırmayalım. Bu
düzenlenme tarihi. Senedi ne zaman düzenliyorsak o zamanın tarihinin atılması zorunludur. Mutlaka yazılmalıdır. Neden? Çünkü birçok anlamda bize ispat anlamında, ispat hukuku anlamında veya bazı hususların belirlenmesi anlamında gerekiyor bu tarihin atılması. Mesela ehliyetin tespiti açısından. Ben mesela o senede düzenlediğim tarihi yazdığım zaman ne yapmış oluyorum? O tarihte mesela fiili ehliyetine sahip miydim, değil miydim? 18 yaşını geçmiş miydim, geçmemiş miydim? Akli melekelerim o tarihlerde yerinde miydi, değil miydi? Kısıtlı mıydım, değil miydim? Bunun tespiti için düzenlenme tarihine atılması çok çok önemli. Ya da senedin süresinde ibraz edilip edilmediğini tespiti için son derece önemli. Çünkü az önce söyledik, yani eğer vade görüldüğünde denecekse neydi? Düzenlenme tarihine itibaren bir yıl içerisinde kabulü arz etmek üzere sunmam gerekiyordu. Dolayısıyla görüldükten belli süresi sonra ödenecek vadeydi. Ya da görüldükten sonra ödenecek, görüldüğünde ödenecek vadeli senetlerde ise düzenlenmeden itibaren bir yıl içerisinde ödemeye ibraz edilmesi gerekiyor. Yani bir yıllık bir süren var. Bu bir yıllık sürenin başlangıcı işte hep bakın düzenlenme tarihinden itibaren. Düzenlenme tarihinden itibaren bir yıl deniyor. Dolayısıyla bu tarihlerin yani vadeyi bile tespit edebilmem için bazı vadeleri düzenlenme tarihini bilmem gerekiyor. Bu açıdan benim için demek ki düzenlenme tarihi zorunlu bir unsur. Peki düzenlenme tarihi nasıl yazacak? Gün, ay mutlaka, mutlaka yazacak. Yıl da olsa iyi olur. Yani bazen böyle söylediğim zaman işte diyorlar ki hocam yılı yazmasak işte sadece gün ve ayı yazsak. Çünkü vadede buna ilişkin bir şey var, bir istisnai durum var. Ona atıp yapıyorlar. Ona yollama yaptım aslında ama şöyle muhakkak tabii ki gün, ay, yılın olması gerekiyor. Düzenlenme tarihi gün, ay, yıl olduğu zaman vade tarihinde yıl yazmasanız da olabiliyor. Onunla karıştırılıyor bu husus. Ama düzenlenme tarihi açısından muhakkak günümüzün, ayımızın ve yılımızın olması gerekiyor. Herhangi bir senetteki herhangi bir yere yazılabilir ama genellikle böyle basılı senetler aldığınız için orada tarihin yazacağı yer, düzenleme tarihin yazacağı yer bellidir aslında. Yine düzenlenme tarihi gerçek bir tarih olmayabilir. Yani bugün atıyorum diyelim ki bugün 1 Aralık 2020 ise ben düzenlenme tarihini 1 Ocak 2020, 1 Şubat 2020 gibi daha ileriki bir tarih ya da daha geç bir tarih. Erken bir tarih. 1 Ekim 2020, işte 1 Ağustos 2020 gibi yazma şansım var. Bu bir problem değil. Ama problem şu, eğer ben olmayan bir günü yazarsam, 30 Şubat gibi, 31 Nisan gibi, bu senedimi geçersiz hale getirir. Şimdi vade bakımından da çok benzer şeylere değineceğiz ileride, tarihlere. Ama orada bir takım farklılıklar var. Mesela 31 Nisan yazmanız, senedimizi geçersiz hale getirmeyecektir vadede 31 Nisan yazmanız. Ama bir düzenleme tarihi ise bu problem. Neden? Kısaca değineyim. Çünkü siz şimdiden vadeyi belirlerken atıyorum 5 ay sonra, 6 ay sonrayı yazıyorsunuz. Dolayısıyla 6 ay sonra yazarken ya 31 Nisan var mıydı yok muydu hatırlamayabilirsiniz. Yazabilirsiniz bunu sorun değil. O gün geldiği zaman yani sizin amacınız ne burada? Ayın son gününü, Nisan ayının son gününü kastetmek. Dolayısıyla daha henüz gelmediğiniz için o gelmediğiniz günü yanlışlıkla bu şekilde yazmanız normaldir. Ama düzenlenme günü ne demektir? Aslında şu, yani ben bugün düzenliyorum, bugünün tarihini yazıyorum. Bugünün tarihini yanlış yazma ihtimaliniz olan. Siz bugün tarihini yanlış yazıyorsanız şunu yapmışsınız demek. Demek ki siz içinde bulunmadığınız bir günü ya öncesini ya sonrasını yazmışsınız demektir. Dolayısıyla bu gibi durumlarda hatalı bir işlem yapmak düzenlenme tarihinin geçersiz olmasına ve dolayısıyla senedimizin de geçersiz olması sonucunu doğuracaktır. Yine aynı şekilde az önce de dedim yani gün, ay, yıl yazılması lazım. Yıl olsa iyi olur. Şundan dolayı söyledim. Yani yıl olsa iyi olur diye yıl mutlaka olmak zorundadır elbette. Ama hani vadeyle karıştırılıyor. Mesela vadede yıl olmasa da gün ve ay yazsa düzenlenme tarihinin yılı baz alınır. Orada bir problem olmaz. Yani daha da somutlaştı. 1 Aralık 2020 düzenlenme tarihi vadede
atıyorum 11 Aralık. Ya 11 Aralık dedim ama yıl yazmadıysam şunu anlarım ben. Ha, düzenlenme tarihinin yılı. Yani 11 Aralık 2020'yi kastediyorum, anlarım. Ama düzenlenme tarihine yıl yazmazsam senedimi geçersiz hale getirmiş olurum. Dolayısıyla benim düzenlenme tarihimde gün, ay, yılın açıkça yazması gerekecek. Bir diğer husus, sanıyorum sayıyı değiştirmemişiz, hatalı olmuş orada. 5 düzenlenme tarihi 6 olacaktı düzenlenme imzası. Neyse onu biz not alanlarımız varsa düzeltirler. Düzenlenin imzası yine düzenlenin senette imzasının bulunması gerekir. Bu zaten artık bizim çarpı 2, 4 gibi bir kuralımız. Gerçi hukukçular 2 çarpı 2'ye 4 demezler, malum biliyorsunuz. Hukukçular 2 çarpı 2'ye 3 ila 5 arasında bir sayı derler. Yani her zaman bir şüpheyle yaklaşıp böyle bir kesin bir tartışma vardır. O yüzden 2 çarpı 2, 4 gibi kural demek de bir hukukçu için doğru bir tabir olmayabilir ama biz şunu biliyoruz, yani her zaman işte bir klasik anlamda, borsa hukuku anlamında bir sözleşmede olsa altında imzamız var. Başka herhangi bir anlamda bir akit olduğu zaman da altında mutlaka bir imzanın varlığından bahsediyoruz. Burada da düzenlenenin imzası bir geçerlilik şartıdır. Kurucu geçerlilik şartıdır, zorunlu unsurdur. Dolayısıyla burada mutlaka kendisinin, düzenlenenin imzasının yer alması gerekir. Bu ne demektir? Bu aslında şu demek. Diyoruz ki biz aslında muhatap tarafından bu senet bedeli ödenecek. Yok, o ödemezse ben bizzat bu ödemeyi yapacağım, garanti ediyorum, taahhüt ediyorum demektir. Dolayısıyla muhatap bunu kabul etmezse, ödemezse ben bundan sorumluyum. Şu kayıt düşülebilir ama, mesela muhatabın senedi kabul etmemesinden sorumlu olmayacağına ilişkin kayıt düşülebilir. Yani diyebilirim ki ben lehtara, bak kardeşim sen bu senedi alacaksın, muhataba götüreceksin. Muhatap bunu kabul etmeyebilir. Evet, ve bunu kabul etmezse bak ben sorumlu değilim diyebilirim. Çünkü hakikaten de muhatap bunu kabul etmek zorunda değil. Ama şunu diyemem. Sen bunu götür muhataba. Muhatap ödenmezse ben bundan sorumlu değilim. Ya olur mu? O zaman lehter parayı kimden alacak? Demek ki ben düzenleyen olarak, ben derken düzenleyen, senedin muhatap tarafından kabul edilmemesinden sorumlu olmayacağını senede yazabilse de, buna ilişkin bir kayıt düşebilse de, ödenmemesinden sorumlu olmayacağına ilişkin bir kayıt düşemez. Ben düzenleyen olarak bu senedin ödenmemesinden sorumluyum. Ama kabul edilmemesinden sorumlu olmayabilirim. Yani böyle bir kayıt düşebilirim. Yani diyebilirim ki sonra git, yani gelip benden masraflarını isteme. İşte gittin noterden protesto çektin, muhatabın adresine kadar gittin, geldin, bir sürü masraf yaptın ama kabul etmedi, bana gelme diyebilirim. Her zaman değil, öyle bir kayıt düşersem. Ama şunu asla diyemem: ödenmemesinden sorumlu değilim. Hayır, ben bu senedin ödenmemesinden elbette sorumlu olurum. Dolayısıyla bu benim aslında işte imza bunun taahhüdüdür. Ve bunu mutlaka el yazılı imza şeklinde atılması lazım. Şimdi biz aslında elektronik imzaya ilişkin şu kuralı biliyoruz. Kanunda ne diyor? El yazısıyla atılmış imzaların her türlü sonucunu doğurur diyor. Ama mesela bizim açımızdan e-imza ile elektronik imza ile atılmış imzalar senedi poliçede geçerli hale getirmez. Poliçedeki geçerli imza gibi kabul edilmez. Poliçedeki ya da kambiyo senetleri diyelim, imzanın muhakkak el yazısıyla atılması gerekir. Elektronik imza, mekanik imza, işaret, şehadetnameler hiçbiri geçerli değildir. Sadece ve sadece el yazısıyla imza atılması gerekir. Temsilci vasıtasıyla bir senet tanzim edilirse, evet, bu gibi durumlarda da yetkili temsilcinin, yetkili ise temsilcimiz tabii ki, imzaladığı poliçeden temsil olunan sorumludur. Burada ne yapacak? Temsilci kimi temsilen imza attığını yazacak. Mesela bir şirket olabilir, bir ne bileyim, başka bir tüzel kişi olabilir. Burada mutlaka kimin adına imza atıldığının yazılması lazım.
Diyelim ki temsile yetkili olmayan bir kişi imza attı ya da temsil yetkisinin sınırlarını aştı. Bu gibi durumlarda artık kişi bizzat sorumlu. Yani örneğin dedik ki şirketimizi temsilen çift imza kuralı geçerlidir dedik ve bu ne demek? Yani şirketi temsilen o senedin altında iki imza olursa ancak senet geçerlidir. Bay A imzayı attı, Bay B imzayı atmadı. Bu durumda artık şirket sorumlu değil, imzayı tek atan Bay A sorumlu olacaktır. Temsilci tabii temsilcilik birçok yetkiyi kapsar. Birçok genel vekaletnameler falan bu kişilere verilir ama kambiyo tarihinde bulunmak öyle genel vekaletnameyle falan olacak bir iş değildir. Bunun açıkça vekaletimizde yazması lazım. Kambiyo tarihinde bulunmaya yetkilidir diye özel bir yetkinin verilmesi gerekir. Böyle bir durum söz konusu değilse yetkisiz temsilcinin attığı imzadan bahsederiz ki şahsen kişi sorumlu olur. Bunun bir istisnası var mı? Evet. Hukuk Fakültesi'nde 3. sınıf derslerimizde görmüştük. Ya da belki bazılarınız şu anda görüyorlar. Ticari temsilci. Ticari temsilci en geniş yetkilere sahip tacir yardımcısıdır. Bağımlı tacir yardımcısıdır. Dolayısıyla ticari temsilcinin doğal olarak yetkilerindendir kambiyo tarihinde bulunmak. Yani ona özel olarak kambiyo tarihinde bulunabilirsin diye açık açık yazmasak bile ticari temsilci ise o kişi zaten doğuştan bu yetkilerle donatılmıştır ve kambiyo tarihinde de bulunabilir. Evet, poliçenin zorunlu unsurları burada tamamlanmış oluyor, bitmiş oluyor. Evet, burada dediğim gibi altıncı unsur olarak yer alıyor. Biz 5 diye yazmışız. Siz onu düzeltirsiniz. Gelecek dersimizde alternatif zorunlu unsurlardan ve ihtiyari unsurdan devam edeceğiz. Hepinize sağlıklı günler dilerim.